Bu videoda organik kimyada kullanılan eğri ok kurallarını ve Khan Akademi'deki videoların çoğunda kullandığımız bazı değişik gösterimleri konuşacağız. Organik kimyada iki tür eğri ok türü var. Bunlardan biri tam eğri ok. Şuraya çizip göstereyim. Şu şekilde. Diğeri ise yarım eğri ok. Şu şekilde. Yarım eğri ok ve olta iğnesine benziyor tam eğri ok, görmeye alışık olduğumuz bir ok. Elektron çiftlerinin hareketlerini gösteriyor. Bizim videolarımızda ise bunun farklı bir versiyonunu kullandığımı görebilirsiniz. Çünkü şahsen bu gösterimle hangi elektron nereye geçmiş onu daha kolay gösterdiğimizi düşünüyorum. Genel kural tam ok için elektron çiftlerinin hareketi söz konusuyken yarım ok için elektronların kendi başına hareketinin söz konusu olmasıdır. Tam ok organik kimyanın çoğunda göreceğiniz bir ok türü. Elektron çiftlerinin hareketlerini gösteren şey çoğunlukla bu oktur. Diğeri kullanıldığında ise elektronların kendi başına hareket etmesi gösterilir. Bu serbest radikal tepkimelerinde daha fazla kullanılır. Kısacası organik kimya konularının çoğu elektron çiftlerinin hareketiyle ilgili olacaktır. Burada çizdiğim şey aynı olayı gösteren eğri oklar. Size yaptığım küçük değişikliği göstereyim. Bunu yapma sebebim dediğim gibi elektronların hareketini anlama konusunda bana daha çok yardımcı olması. Bu tür bir mekanizmanın gösterilmesinin tipik bir yolu bu. Diyelim ki oksijenin üzerinde bu ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor ve bu elektron çifti bu karbona gidiyor. Başka bir deyişle bu karbona saldırıyor. Bu gösterimi çok da kolay bulmuyorum. Çünkü aslında çiftin tamamı karbona gitmiyor ve oksijen halen bu çiftin yarısını elinde tutuyor. Bir bağ oluşturuyor. Bu çiftin bir ucu karbonda, diğer ucu da oksijende olacak ve bağ oluşturacaklar. Evet. Aşağıda da yine bir tam eğri okumuz var ama biraz daha farklı bir versiyon gösteriyorum. Evet. Benim kullanmayı tercih ettiğim bu farklı versiyonu da sarıyla yazalım. Bu ok elektronun bir elektron çiftinin parçası olarak hareket ettiğini gösteriyor. Yani benim versiyonumda ok doğrudan elektrondan çıkmıyor. Çiftin tümünü kapsayacak şekilde iki elektronun ortasından çıkmıyor. Ancak elektronun kendi başına hareket etmediğini unutmamak önemli. Yani elektron sadece bağın öbür ucuna geçiyor ama hala bir çiftin parçası olarak hareket ediyor. Bunu düşünmenin bir diğer yolu bu elektronun bağın diğer tarafında olacağını düşünmek. Tabii yine buraya açıklık getireyim. Bağların her iki tarafındaki elektronlar hakkında konuştuğumda bunu aslında saymak kolay olsun diye yapıyorum. Bu kovalent bağlarda iki elektronun biri bağın bir tarafında, diğeri de öteki tarafında değil. Bunu biliyoruz. Aslında organik kimyada yaptığımız, çizdiğimiz şeyler gerçekte olanla birebir aynı olmayabiliyor. Ama bunu kendime burada iki elektron olduğunu hatırlatmak için yapıyorum. Ve burada bir bağ olduğunda elektronlardan birinin hidrojene, diğerinin de karbona daha yakın olma olasılığı vardır. Ve böylece bağın her iki tarafında da elektronlar olduğunu hayal edebiliriz. Aslında bu konuda biraz muğlaklık var. Yani elektronların nerede olduğu çok net olmayabilir hangi molekülün daha elektronegatif olduğuna bağlı olarak elektronlar bir tarafa diğerinden daha yakın olabilir ancak elbette buradaki çizimlerle bir şekilde olayı görselleştirmek zorundayız evet bu bir tür saldıran elektron çifti söz konusuysa o zaman biz de bir elektronun çiftin parçası olarak hareketini tam eğri okla gösteriyoruz şuradaki kırılan bağ da bir diğer örnek unutmayın bir bağ iki elektrondan oluşuyor. Ve eğer bu bağın kırılmasını göstermek istiyorsak ve buradaki elektronlar broma gidecekse kural bağın ortasından broma ok çizmektir. Bence bu da ilk bakışta çok anlaşılan bir kural değil. Çünkü brom zaten bağın bir parçasına sahipti. Zaten bağın ucundaydı. O yüzden benim versiyonumda ok biraz daha geriden başlıyor. Böylelikle bromun her iki elektronu da aldığını göstermek daha kolay oluyor. Bağın bir kısmı zaten broma daha yakındı. Yani bu elektron zaten broma yakındı. Şimdi brom diğerini de alıyor. Yani bu mekanizmalar için kurala uygun olarak tam okları kullanacağız. Ancak bir elektronun bir çiftin parçası olarak hareket etmesi düşüncesini benimseyeceğiz. Yani bu mekanizmalar için kurala uygun olarak tam okları kullanacağız. Ancak bir elektronun bir çiftin parçası olarak hareket etmesi düşüncesini benimseyeceğiz. Çiftin tamamının hareket etmesi düşüncesini değil. Tabi tam oklar halen kuralda çizildiği gibi çiziliyor. Evet. Serbest radikal tepkimelerinde ise kendi başına hareket eden elektronlar söz konusu. Buradaki elektrona bir bakalım. Hareket ediyor ancak bir çiftin parçası değil. Bu yüzden ota iğnesine benzeyen oku kullanıyoruz. Burada kırılan bağı görüyoruz. Bağ kırılınca her iki elektronun tek bir atoma gitmesi yerine mesela şuna ya da şuna gitmesi yerine atomlardan birine gitmesi söz konusu. Halbuki burada ikisi de tek bir atoma geçiyordu. O zaman tam oku kullanmıştık. Çünkü bir tane elektronu vardı ve bir tane daha aldı. Ama burada bağ kırılıyor ve her elektron farklı bir atoma gidiyor ve elektron kendi başına hareket ediyor. Burada ise elektron bir çiftin parçası olarak hareket etmişti. Khan Akademi videolarında gördüğünüz bu organik kimya oklarının bazen kurallara tam olarak uymadığını, geleneksel oklara çok benzese de tam olarak onlar gibi çizilmediğini hatırlatmak isterim. Bence bu oklarla mekanizmalarda olup bitenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve elektronların hareketini daha iyi anlayabiliriz. Elbette kendi dersleriniz için sınıfta kullanılan gösterimi baz alın ve sınavda o şekilde kullanın. O da muhtemelen bu üstteki çizim gibi olacaktır. Yani tam ok tüm elektron çiftini kapsıyor gibi görünecektir. Yani oklar bağın ve elektron çiftinin ortasından başlıyor. Benim çizdiğim versiyonda ise oklar elektronların kendisinden başlıyor.